Hepimiz Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnız kaldığını düşünürken bir anda ortaya Libya çıkıverdi. Ve Türkiye'nin çıkarına olacak büyük bir anlaşma imzalamayı kabul etti. Bu anlaşmanın ardından Libya ve Türkiye arasında askeri ilişkiler konuşulmaya başlandı. Arap medyasındaki haberlere göre Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den askeri destek isteyeceği iddia edildi. Bu iddia Türkiye ve Libya tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Fakat Türkiye'den yapılan "talep gelirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması bu ihtimali arttırdı. Askeri işbirliği muhtırasına göre iki ülke karşılıklı olarak askeri hibelerde bulunabilecek. Askeri tecizatların kullanımına destek verebilecek. Muhtıra uyarınca Türkiye, Libya'nın davetiyle kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla müşterek askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve tecizatlarının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Muhtıra ile iki ülke karşılıklı savunma ve güvenlik işbirliği ofisi kurabilecek. Ortak tatbikat, terörizm ve yasa dışı göçle mücadele, istihbarat değişimi, operasyonel işbirliği, lojistik, insani yardım, askeri tıp hizmetleri ve deniz aydutluğuyla mücadele gibi alanlarda da işbirliği yapılabilecek. Şu sıralar İsrail ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimi gitgide artıyor. Geçen hafta paylaştığım bir videoda İsrail gemisinin Türkiye tarafından uyarılıp geri çekildiğini söylemiştim. Bu gelişmenin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bir konuşması gündeme geldi. İsrail Dışişleri Bakanı yaptığı bir açıklamada Türkiye-Libya anlaşmasını yasa dışı olarak gördüklerini, fakat bu durumun Türkiye'ye savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi. Katz, Türkiye'yi hasım olarak görseler de çatışma istemediklerini vurguladı. Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor. Tüm husumete rağmen İsrail Türkiye'ye mecbur olduklarını biliyor. İsrail basını, Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan doğalgaz projesinin güvenliği için hükümetlerinin Türkiye ile anlaşmaya mahkum olduğu değerlendirmesinde bulundu. Haaretz gazetesi, İsrail'in çıkarları adına Türkiye ile ilişkileri geliştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Yazıda, Türkiye-İsrail ilişkileri dondurulmuş olsa da çıkarlar dengelerin değiştiğini gösteriyor. İsrail, Avrupa'ya taşınacak doğalgaz projesinin selameti ve güvenliği için Türkiye'yi karşısına almaktan çekiniyor, denildi. Yazıda Ankara'nın Trablus'ta imzaladığı mutabakatın Tel Aviv'e ilham verebileceğine dikkat çekerek, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz anlaşmasından sonra İsrail'in doğalgaz boru hattı için Ankara ile müzakere etmesi gerekebilir değerlendirmesi yapıldı. Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkeler uzunca bir süredir Türkiye'yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içindeydi. Akdeniz'e komşu kimi Arap ülkeleriyle İsrail'in de benzer çabalar içinde olduğunu herkes biliyor. Türkiye'nin durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek gibi bir niyeti yoktur. Türkiye bıçak gırtlağı dayanana kadar sükunetinden asla taviz vermedi. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksü yok. Şayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor. Türkiye'ye ve Türk milletine karşı öyle bir kinleri var ki, ellerinden gelse bizi sadece Anadolu'dan söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar. Hamdolsun ülkemiz artık bu tür niyetlere, bu tür sinsi veya açık saldırılara karşı kendi hakkını, hukukunu, çıkarlarını koruyabilecek güce, iradeye, imkana sahiptir. Ülkemizin Kuzey Kıbrıs ve Libya ile yaptığı anlaşmalar, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine ve diğer yerlerdeki benzer örneklere tamamen uygundur. Ege'deki egemenliği, kendilerine ait olmayan ada, adacık ve kaya parçaları üstünden hazırladıkları projeyle Türkiye'nin haklarına göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmelidir. Masa başında çizilen haritalarla çevre hassasiyeti veya bilimsel faaliyet kisvesi adı altında ülkemize emrivaki yapılmasına izin vermeyiz. Bizim gerek kıta sahanlığı, gerekse münhasır ekonomik bölge ve deniz yetki alanları meselesinde yerleşik uygulamalara aykırı hiçbir adımımız yoktur. Hala Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığını yürüten Tümamiral Cihat Yaycı'nın
Bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üstünde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümüyle Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması, uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti. Elbette bu konuda hak sahibi olduğunu söyleyen herkesle de görüşmeye, konuşmaya ve hakkaniyet esasına göre yeni yollar bulmaya çalışacağız. Ama hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımızı hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gasp etme niyetiyle karşımıza gelmesin. Ege'nin de, Akdeniz'in de sahibi bu denizlere kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyıya sahip ülke olarak biz de buradaki haklarımızı korumak için sonuna kadar tüm imkanlarımızla mücadele etmekte kararlıyız. Türkiye, Akdeniz'deki haklarını kaptırmak istemiyor. Çünkü İslam aleminin tek umudu Türkiye. Çünkü Müslümanlar sadece Türkiye'ye güveniyor. Ülkemize yönelik terör tehditlerinin ve ekonomik saldırıların artmasının gerisinde işte bu büyük potansiyelin harekete geçmesinden duyulan rahatsızlık vardır. Ama bu büyük dirilişe, bu büyük uyanışa, bu büyük şahlanışa Allah'ın izni ve yardımıyla kimse engel olamayacaktır. Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye ve Türk milletine bugüne kadar diz çöktüremediler. İnşallah bundan sonra da bunu başaramayacaklardır. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi boş atıp dolu tutma yöntemiyle ülkemizi yönlendirebileceklerini sananlar, eninde sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaklardır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız. Aslında Türkiye, Doğu Akdeniz denklemine 2011'den itibaren yavaş yavaş dahil olmaya başladı. Önce 2011'de Kuzey Kıbrıs'la kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması imzaladı. Oysa ki o zamana kadar önce Kıbrıs meselesi çözülsün, sonra bölgede enerji denklemi kurulsun görüşündeydi. Dolayısıyla enerji konusunu Kıbrıs sorunundan ayrı tutarak geleneksel tutumunu terk etmiş oldu. 2015'te ise satın aldığı Fatih ve Yavuz gemilerini Kıbrıs açıklarına gönderip gelen itirazlara rağmen sondaj çalışmalarına başladı. Yani Doğu Akdeniz oyununda fiili olarak yerini aldı. Libya ile İstanbul'da imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı çok önemlidir. Anakara'dan ölçmeden sahip oldukları adalarda egemenlik, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları gibi bir takım sınırlar ortaya koyuyorlar, neredeyse Türkiye'yi Akdeniz'de olta atamaz hale getiriyorlardı. Sevr'in bir benzerinin Akdeniz'de Türkiye'nin önüne Sevilla Adası ya da Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail, Mısır, Yunanistan mutabakatı olarak gelmesi karşısında Türkiye bu duvarı mutabakatla yok etmiştir. Hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs'ın hakkının sonuna kadar korunacağı ifade edilmiştir. Mutabakatı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalıyoruz. Türkiye'nin imzaladığı anlaşmada taraf olanlar Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'da meşru olarak kabul edilen taraftır. Türkiye'den birilerinin çıkıp da bunu "orada iki taraf var, biz yanlış tarafla anlaşma imzaladık" demeleri tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa, diplomasi ise diplomasi. Sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır. Özetle Türkiye ile yapılan bu mutabakat da göstermiştir ki, Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan ne kendi haklarının ne de Kuzey Kıbrıs'ın haklarının yok sayılmasına karşı mücadelesinden hiçbir şekilde vazgeçmeyecektir. Türkiye bu yaptıklarıyla mavi vatanı ana vatandan farklı görmediğini göstermiştir. Ne pahasına olursa olsun buraları sonuna kadar korumaya devam edecektir. Libya ile yapılan bu anlaşmanın aynısı belki yarın diğer kıyıdaş ülkelerle de mümkün olacaktır. Unutmadan, Türkiye son sondaj çalışmalarıyla bayrağını suyun dibine dikmiştir.